Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda AOB açısının ölçüsü 138 derece olmak üzere AOB'nin tüm açısı kaç dereceymiş? 138 dereceymiş. O merkezde R, 2R ve 3R. R, 2R yani burası da R yapıyor ve 3R yani burası da R yaptım arkadaşlar yaptı. Yarı çaplı daire dilimleri gösterilmiştir. Şekildeki turuncu, yeşil ve kahverengi boyalı bölgelerin alanları birbirine eşittir. Hocam biz burada da dairede de benzerlik yapabiliyoruz değil mi? Dairede de benzerlik nasıl? Hop 1 bölü 2 oran var. 1 bölü 2 oranın karesi. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür. Hocam burası A ise tamamı 4A burası 3A oldu. Hatta burada da 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 9. Yani burası A iken tamamı 9A buraya kaç A kaldı? 5A kaldı. Şimdi şu boyalı bölgelerin alanları neymiş arkadaşlar? Birbirine eşitmiş. O zaman burası da 5A, burası da 5A mı arkadaşlar? Evet. E hocam burada da bak 1, 3, 5 diye gittiyse A iken 3 katı, buradan da A iken 5 katı oldu burası. Aynı şekilde burada da aynı şeyle uğraşacağız mı arkadaşlar? Uğraşacağız. Hocam burası da 3 katı olacak. Yani 3'e bölünmüş hali olacak. E o zaman burası 5A ise burası da 5A bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. AOD dar açısının ölçüsü isteniyor. AOD dar açısının ölçüsü. Gençler buradaki alanlarla açılar birbirine doğru orantılı değil midir? Çünkü pi r kare alfa bölü 360 pi r kare beta bölü 360 olduğu için oranladığın zaman ne çıkıyor? Açılar oranı alanlar oranına eşit oluyor. E o zaman burası a 5a bölü 3 ve 5a. Ya bunu tam sayı yapayım. 3 ile çarpayım. Bunu 3 ile çarpınca burası ne oluyor arkadaşlar? Bakın 3 ile çarpınca 3a. 3 ile çarpınca 5a. Şurası 5a. E, 3 ile çarpınca bunu da 15 a mı yaptı? Evet. E o zaman bizim buradaki açılarımız ne olacak? Burası 3 alfa ise bakın 3 a'da kalan 3 alfa ise 5 a'da kalan 5 alfa. Şuradaki açıda 15 a'da kalan 15 alfa. Bak 15 20 23. 23 alfa ne eşit verilmiş? 138 e eşit verilmiş. O zaman bu 6 mı yapıyor alfa buradan arkadaşlar? Evet. Bizden AOD dar açısı isteniyor. Yani 3 alfa isteniyor arkadaşlar. Alfa yerine 6 yazdığımızda cevapta kaç çıkacaktır? 18 çıkacaktır. Cevap C. Aşağıda, aşağıdaki şekil bir yarış arabasının 270 derecelik daire dilimi biçimindeki hız göstergesidir. Şu 270 derece yani burası 90 derece. Şurası 270. Aklımızda bulunsun. Peki hız kadranının uzunluğu 10 santimetre. Arkadaşlar bu 10 santimetreymiş. Ee, aracınızı da 40 km saatten 150 km saati çıktığında kadranın ucunun aldığı yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizim aracımız kadran 10 ya hop kaça gelecek? 152'ye gelecek. Bu şekilde gittiğinde bunun aldığı yol nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi benim buradaki ölçüyü bulmam lazım arkadaşlar. Çünkü r e kare alfa bölü 360 ya da yolu soruluyor ki r alfa bölü 360 demem lazım. Hocam şurada 280 280'e kadar. 280'e kadar gidene kadar. Sıfırdan 280'e gittiğinde kaç derece taramış oluyor bu? 270 derece taramış oluyor. 280'de 270 dereceyi elde ettiysem ben buradan buraya 40'tan 152'ye 152'ye değil mi? 152 152'ye 152'den 40'ı çıkartırsan 112 mi? O zaman 112 derecede 112 dereceyi bulmak için yani 280 derecede yok hızda pardon burası hız yapıyor. 40'tan buraya yani hızımı kaç arttırırsam arkadaşlar şuradan 112 arttırdığımda kaç dereceye denk gelir diye bunu bulacağım arkadaşlar. E bulalım bakalım bunu. Doğru orantı vardır. 112 soru işareti neye eşit olacaktır arkadaşlar? İşler dışlar yapınca. Hocam 280 çarpı soru işareti eşittir. Şu 112 çarpı 270 e böyle bir de 280 mi olacak? Buraya böyle olarak geçirdim. Şununla şu sadeleşsin. Sonra 4 ile çarparsam şununla bu sadeleşince 4 yapıyor. O zaman bizim açımız kaç yaptı arkadaşlar? Soru işaretlediğim dediğim açı 4 çarpı 27 yaptı. Evet buradaki açı 4 çarpı 27 çarpmayayım. Sadeleştirme olayı olacak çünkü şimdi. E arkadaşlar bizden bunun aldığı yol isteniyor. Açı da belliyse 2 pi r açımız alfa bölü 360. Açımız da 4 çarpı 27 bölü 360 değil mi arkadaşlar? Evet bizden bu isteniyor. Şimdi bu sıfırlar sadeleşsin. 9'a bölsen 3, 9'a bölsen 4. Şununla da şu sadeleşince o zaman gittim arkadaşlar böyle bir şeyler. Evet 9'a bölsen 3. 9'a bölsen 4. 4 ile de 4 sadeleşti. Yukarıda sadece 3 kaldı. Burada da 2 pi kaldı. Çarptığın zaman da kaç yaptı? 6 pi yaptı. Yani cevabımız o zaman ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Şekildeki bir kenarı 6 cm olan ABCD karesinin içine B ve D merkezi çeyrek çemberler çizilmiştir. Arkadaşlar B merkezi çeyrek çember ile D merkezi çeyrek çemberin yani yarı çapı 6 değil mi? E hocam bunlar ortak yani yarı çapı 6 olan daireler yani çeyrek daireler. Yani bunlar eş dairelerdir. Peki bunlar eş daireler olduğuna göre hop ben bunu çizersem hocam eş daireli olduğuna göre 6 6 ise burası 6 köklü değil mi? 6 köklülük ayırdığı kirişin alanıyla 6 köklülük ayırdığı kirişin alanı birbirine eşit midir? Eşittir. Sebep çünkü bir çemberde eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar neydi? Birbirine eşitti. Burası A iken burası da Hatta yarı aynı olan çemberlerde eş çemberlerde daha doğrusu bu kirişin de ayırdığı alan A olur. Hocam bunlar eş daireler olduğu için bu da altı kök girişi ortak giriş olduğu için altı kökkinin ayırdığı alanla altı kökkinin ayırdığı alan birbirinin tıpkısının aynısıdır. Peki bizden taralı alan isteniyor. Hocam A'yı A, yı, A yı bulursam olay bitti. A alanı neye eşit? Hocam A alanı şu daire diliminin alanından neyi çıkartacağız arkadaşlar? Şuradaki üçgenin alanı çıkartırsak olay biter. Daire diliminin alanı çeyrek daire dilimi pi r kare bölü 4 eksi üçgenin alanında 6 çarpı 6 bölü 2 değil mi? Evet. O zaman bu 9 pi eksi 18 mi yaptı? Aynen öyle. Ama bizden ne isteniyor? 2a isteniyor. 2 A İki katı nedir bunun? 18 pi eksi 36 yapar. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton önce böyle katlanıyor sonra da sola doğru katlanıyor arkadaşlar. Ee, buradan da böyle bir çeyrek daire mi kesilmiş? Evet. Kesilip atılıyor. Sonra şekil açıldığında karenin içinde oluşan şekil. Arkadaşlar geriye doğru açacağız. Bakın bizim dolu olan şeklimiz burası. Burası kesilip atıldı. Geriye doğru açtığım zaman hop şöyle hocam simetriğini alacağız. Şunun simetriği burası değil mi? Evet. Boş olan kısım buraya geldi. Dolu olan kısım buraya geldi. Sonra aşağı doğru katlanmıştı. Yukarı doğru açacağım. Hop yukarı doğru açınca da hocam boşluğun hop şurası mı oldu? Boşluk burası. Dolu olan kısım da burası oldu. Bizden de ne soruluyor? son çekil açıldığında karenin içinde oluşan şeklin çevresi yani bu dairenin çevresi isteniyor. Yarıçapı kaç olan bir daire arkadaşlar bu? Yarıçapı 6 olan bir daire. Yani 2 pi r isteniyor. Cevap da 12 pi çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Şekildeki şekilde o merkezli çembere A noktasında dıştan teğet 2 cm ve 6 cm yarıçaplı çemberler ok yönünde 3 tam dur dönüş yaptırılarak C ve B noktalarına geliyor. Evet bir tanesi C'ye geliyor. Küçük C'ye geliyor. Büyük de nereye geliyor arkadaşlar? Buraya geliyormuş. 3 tam tur döndü. Normalde arkadaşlar burası küçük çemberin çevresinin 3 katı değil mi? Yani 2 pi R'nin 3 katı. 3 kere 2 6 12 pi mi yaptı burası? Evet. Burası 12 pi oldu. Arkadaşlar burası nedir? Burası da büyük çemberin yarıçapının çapının 2 pi büyük çemberin çevresinin kaç katı? 3 tam tur attığı için 3 katı. 2 pi r'nin 3 katı. Yani 6 kere 2 12. 36 pi oldu arkadaşlar. Burası. E. Biz 20'yi kullanmak zorundayız. Hocam 20 ise gördüğü yay nedir? 40. Bana buradaki yay uzunluğu var. E hocam burada merkez var. Yay uzunluğu bulurken merkez açı lazım bana. Hop hop. Şunu şöyle çizecek olursak. Hocam 40 ise merkez açıdan dolayı burası 40. E, bu yayın ölçüsü nedir arkadaşlar? yayın ölçüsünün derecesine bakmamız lazım. Burası 40 sa, buraya kaç kaldı? 320 derece kaldı. Yani 320'lik yay uzunluğunu biliyorum ben. 36 artı 12 yani 48. 48 eşittir. 48 pi daha doğrusu eşittir. 2 pi r. R'miz kaç arkadaşlar? Bilmiyoruz o soruluyor. Ve bu 320 derecelik yay uzunluğu 320 bölü 360 dersek olay biter arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşsin mi? Sadeleşsin. Ee, e, 4'e bölsen 8 4'e bölsen 9 sonra 8 ile 2'nin çarpı 16 16 ile bu sadeleşince 3 o zaman buradan e, 3 pi neye eşit oldu arkadaşlar pi'ler de gitsin daha doğrusu 3 neye eşit oldu arkadaşlar burada sadece r kaldı bir de 9 kaldı r bölü 9 eşit oldu İşler dışlar yapınca da R'yi buradan kaç buluruz gençler? 27 olarak buluruz. Yani cevap C han çıktı. ABC de dikdörtgen AOB merkezli çemberlerin yarıçapları 2 kök 6 olarak verilmiş hocam Burası iki kök 6 Burası da iki kök 6 Burası da 2 kök 6 yarıçap olduğundan dolayı Burası da iki kök 6 4 kök 6e yukarı da 4 kök 6 Peki ne yapacağız saçma sapan bir alan varsa ne yapıyorduk daire dilimi oluşturuyorduk. daire dilimini oluşturalım hop daire dilimini oluşturduk hop oluşturduk Hocam bu da yarıçap bu da yarıçap yani Burası da nedir 2 kök 6 Burası da nedir 2 kök 6 Peki ne yapacağız Hocam daire dilim için açı lazım. Açı ile ilgili işlem yapmam lazım. O zaman ne yapalım? En etkili silahımız yarıçap çizmek. Bunun yarı çapı da 2 kök 6 ya. Hop şuradan bir yarıçap çizersek. Hatta şuradan da bir yarıçap çizersek. Bakın bu da iki kök 6. A eşkenar üçgen. Bu da iki kök 6. A eşkenar üçgen. Yani buradaki açı 60 60 60 oldu. Burada kaçlarda da 60 60 60 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki 60'lık dilimden neyi çıkartacağız arkadaşlar? 60'lık dilimden şuradaki A alanları çıkartacağız. Bu alana A dersem 2 kök altının ayırdığı alan A ise 2 kök altının ayırdığı alan yine A mıdır? A'dır. O zaman ben şunu diyeceğim. 60'lık dilimden yarıçapı 2 kök altı olan 60'lık dilimden neyi çıkartacağım arkadaşlar? 2 tane A'yı çıkartacağım. 60'lık dilim dediğimiz ne arkadaşlar? Pi 2 kök altının karesi. 60 bölü 360 eksi 2 tane A. A alanını da şurada bulalım. Peki A alanını nasıl bulacağım hocam? A alanını bulurken de hocam A alanında şuradaki dilimden bulabilir miyiz biz? Evet bu dilimin alanı değil mi? 60'lık dilim. İsterseniz yan taraftaki dilimden de bulabilirsiniz. 60'lık dilimden şu eşkenar üçgeni çıkartırsam A alanını bulur muyum? Bulurum. O zaman A alanını şuraya yazayım. 60'lık dilim. Yani pi r kare 2 kök altının karesi 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Eşkenar üçgen. 2 kök 6'nın karesi kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Hocam sıfırlar yok. 60'la bu sadeleşsin 6 yapsın. 2 kök 6'nın karesi 24. 24 ile 6 sadeleşince 4 yaptı. A alan o zaman 4 pi eksi. Hocam bu 24 ile 4 sadeleşince 6 yaptı. 6 kök 3 yaptı. E zaten bak burada da sadeleştirdiğim zaman. Hocam burada 6 kaldı. 6 ile de bu sadeleşince 24 ya burası. Buraya 4 kaldı. E burası zaten 4 pi. Şurayı yazayım isterseniz. 4 pi eksi 4 pi yaptım burası. 4 pi eksi şu. Devamı getireceğim. Arkadaşlar şurayı 4 pi buldum. 2 tane a. A dediğimizde 4 pi eksi 6 kök değil mi? Evet. Evet. Bu neye eşit olacak o zaman arkadaşlar? Şurayı zaten 4 pi buldum. O zaman şuraya bir 4 pi yazayım. 4 pi eksi. Bununla çarptım. 8 pi. Artı eksi eksi çarpma artı 12 kök 3 yaptı. O zaman bu eksi 4 pi artı 12 kök 3 oldu. Ya da 12 kök 3 eksi 4 piye eşit oldu. O zaman cevabımız ne oldu gençler? Akçay oldu. Şekil 1'de AB çaplı, O merkezli yarıçapı 4 kök 3 santimetre olan yarım çember DC paralel AB olacak biçimde katlanınca şekil iki oluşuyor. Evet ben bunu böyle katlamışım. Yeşil boyalı bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Arkadaşlar katladığımızda üst üste binen alanlar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani yeşil boyalı bölgenin alanı dediği aslında buradaki alan isteniyor arkadaşlar bizden. Ne yapacağız? Şimdi katlamayı şurada yapalım arkadaşlar. Katlamada bu tam o noktasına gelmiş. O zaman katlamayı açtığım zaman hop burası. Arkadaşlar ne oldu? O noktası tam buraya denk geldi. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Esimetriğini aldığım için burası 90 derece değil mi? Evet. Dikkat edin. Burada ne var arkadaşlar? Yarı çap bu. Yarı çap ne? 4 köküç. Yani burası 2 köküç değil mi? Evet. Hocam burası da 2 köküç. E bizim en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmek değil miydi? E çizelim o zaman arkadaşım. Şuradan bir yarı çap çizince. Hocam yarı çap çizdik. Hatta buradan da bir yarı çap çizince. Çünkü ben bu A alanını bulmak istiyorsam. Şuradaki daire dilimini oluşturmak zorundayım. Şu daire dilimin alanından üçgenin alanını çıkartacağım arkadaşlar. Daire dilimini oluşturdum. Ya da en etkili silahımız yarı çap çizdim. Hocam yarı çap 4 köküç. Açı lazım bana. Büyük ihtimal özel üçgen çıkacak. 90'ın karşısı 4 köküçgen. Hangi açının karşısı 2 30'un. 30 90 ise burası 60 yaptı. Aynı şey burası 4 kök 3 olduğundan dolayı 90'ın karşısı 4 kök ise 30'un karşısı 2 kök Burası 30 çıktı. Burası da 60 çıktı. Hocam bak dilimin alanında şurayı 120 buldum. O zaman ben ne yapacağım? Dilimin alanından üçgenin alanını çıkartırsam olay bitti arkadaşlar. E bu arada 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı da kök 3 katından dolayı 6. Burası da 6. Hadi bakalım dilimin alanı 120'lik dilimde yarıçap bu. 4 kök 3 pi r kare 4 kök 3'ün karesi 120 bölü 360'dan üçgenin alanı çıkartacağım. Hocam üçgenin alanı 4 kök 3 çarpı 4 kök 3 çarpı sinüs 120 bölü 2 mi diyeceğiz? Hayır. Kardeşim şu üçgene baksana. Bu üçgende taban 12. Tabana ait yükseklik de belli. Yani şöyle çizecek olursak şuradan da belli zaten. Buradan çizecek olursak buranın 6 olduğunu zaten bulduk. Burası da zaten 2 kök 3. Yani 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2'yi çıkartacağız arkadaşlar. Peki buradan bununla bu sadeleşince 3. E, kök 3'ün karesini alınca buradaki 3 de gitti. 4'ün karesi yani 16 pi yaptı burası. Eksi 2'ler de sadeleşti. 6 kök 3 yaptı. 16 pi eksi 6 kök 3. Hangisinde arkadaşlar? Pardon. Şurası 6 olur mu ya? Burası 12 olacak arkadaşlar. Şurası 12 değil mi? 12 çarpı 2 kök 3 bölü 2 olacaktı burası. 12 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den bölü 2'ler gitti. O zaman burası da ne yaptı? 12 kök 3 kaldı. Evet. İşlem hatası yapıyorduk. Allah'tan hemen fark ettik. Cevap ne çıktı o zaman arkadaşlar? Ceyhan çıktı gençler. Kenar uzunlukları 18 birim ve 24 birim olan şekildeki ABCD dikdörtgen A köşesi etrafında döndürülerek birinci konudan ikinci konuma getiriliyor. C köşesi nereden nereye gelmiştir diye soruluyor. O zaman ben C'ye bakacağım. C köşesi buradan buraya mı geldi arkadaşlar? Evet buraya geldi. Buradan buraya gelirken nasıl hareket edecek? Hocam hop şöyle. Bir noktaya sabitlendiği zaman böyle dairesel hareket yapmayacak mı? İşte bizden bu dairesel hareketin nesi soruluyor? Aldığı yol soruluyor arkadaşlar. Bir kere burası 18 24. Hocam burası da 18 24. Bu dik üçgenler aynı değil mi arkadaşlar? Şuradaki dik üçgenle buradaki dik üçgen aynı değil mi? Aynı. E hocam madem aynı çünkü 18 24. Hatta 6 kere 3 6 kere 4 6 kere 5. Burası da kaç yaptı? 30. Hatta burası da 30. Madem bunlar aynı üçgen. Aynı üçgense 18 gören burada kaçı alfaysa 18 gören burada kaçı da alfadır. Alfa 90 burası beta ise alfa 90 burası da betadır. E hocam alfa ile betanın toplamı ne? 90. E alfa ile betanın toplamı 90 ise hop şuradaki kaçı 90 derece oldu mu? Oldu. Çizdiği yayın uzunluğu soruluyor. Yani 30'luk bir yani e, 90 derecelik bir çeyrek daire yayı çizdi. Yani 2 pi r yarı 30 ya r 90 bölü 360 bu yay uzunluğu isteniyor 90 derecelik çeyrekte de diyebilirdiniz direkt bölü 4 diye diyebilirdiniz arkadaşlar neyse 60 bölü 4'ten ne çıkıyor arkadaşlar burası 15 pi çıkıyor cevabımız böylelikle denizli çıktı şekilde aynı merkezde iki çemberde şu oranlamalar verilmiş arkadaşlar evet ben şuraya bir k dersem burası neymiş 2k evet dc uzunluğu k iken burası neymiş arkadaşlar oe uzunluğu 2k bunun yarıçapı 2k o zaman bunun yarıçapı 2k ise e, burası da 2K. Bakın büyüğün yarı çapı 3K. 3K. O zaman burası da K oldu mu? Oldu. Şimdi AC yayı ile EF yayı hakkında bir bilgi verilmiş. AC yayı ile EF yayı hakkında bir bilgi verilmiş. Hocam EF yayı 2'nin katı olsa çok güzel olur aslında. Ama burada da 3'ün katı olması lazım. Değil mi? Yok. Bunlar hakkında bilgi verilmiş. Arkadaşlar şu AC yayı buraya baktığınız zaman 2 bölü 3'ten dolayı 2A iken burası 3A olacak mı? Olacak. O zaman ben EF yayına şöyle bir 2A desem. AC yayı da 6A mı oldu arkadaşlar? Evet. AC yayı 6A ise hocam 2 bölü 3'ten dolayı 2 bölü 3 eşittir. BD yayı bölü benzerlik yapıyorum arkadaşlar. 6A olduğundan 2 katı 2 katı. BD yayında kaç buluruz arkadaşlar? BD yayının uzunluğunda ne bulduk arkadaşlar? 4A olarak bulduk. Evet burası 4A oldu. A hocam 2 A'ya 4 A ise burada kaç alfaysa burası 2 alfa deyip açılardan gidebiliriz. İşte pi re kare alfa 1 360 falan filan diyebiliriz. Ama biz alanda şunu da biliyoruz. Yay uzunluğu belliyken bu alan nasıl bulunuyordu? Yay uzunluğu çarpı 2 K bölü 2 değil miydi? Evet o zaman şunu öyle yazalım. Yani 4 A çarpı 2 K bölü 2. 4 A çarpı 2 K bölü 2. Bu yayın ölçüsü bu buradaki taralı alana eşit bölü şurası 4A bunu imal etmeyelim. Bölü alttaki yamuksal bölü yerin alanı nasıl arkadaşlar? Hani alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde bulunmuyor muydu? Evet. Alt taban artı üst taban nedir? 5A çarp yükseklik yüksekliğimizde K şeklinde bölü 2 şeklinde bulunduğu zaman ve bu şekilde yapıldığı zaman daha kolay olur. Açılara dalıp pire kare alfa bölü ya da pire kare 2 alfa bölü 360'dan yapmaya kalkarsak iş biraz uzayacaktı arkadaşlar. O yüzden buradan yaptım. Ama bunu da bilin ÖSYM bazen sürpriz yapıp bir senesinde bununla ilgili soru soruyor arkadaşlar. Evet bölü 2'ler gitti mi gitti. A'lar K'lar gitti mi gitti. Yukarısı kaç yaptı? 8 yaptı aşağısı da 5 yaptı. Cevabımız böylelikle 8 bölü 5 çıktı. Yani cevap balık esir. Yukarıdaki verilere göre S1 eksi S2 nedir diye soruluyor. Bunun yarıçapı çapı kök altı verilmiş. Şimdi bunun yarıçapı çapı kök altı. Burası da kök altı. Büyük A merkezli bir yay mı çizilmiş bir de? Evet. A merkezli yay. Hocam bir de B merkezli yay mı çizilmiş? Evet. Bir de B merkezli yay. Dikkat edin arkadaşlar. B merkezli'nin de yarı çapı da iki kök altı. A merkezli'nin yarı çapı da iki kök altı. Ve bizden S1 eksi S2 isteniyor. Hmm. Gençler ne diyelim burada? Şuraya bir beyaz alana A dersem. Bak beyaz alan çok önemli. A artı S1 bulur muyuz? Buluruz. Hocam şu daire dilimin alanı. Neredeki açı lazım? Bana buradaki açı lazım. A artı S1'i bulduktan sonra bir de sen a artı s 2'yi yazarsın. Sonra taraf tarafa çıkartırsın. S1 eksi s 2'yi bulur musun? Bulursun. O zaman benim a artı s 2 de belli zaten. Bu yarım dairenin alanı. Onda bir sıkıntı yok. Yani direkt pi kök altının karesi bölü 2. Yani 3 pi yaptı arkadaşlar burası. A artı S1'i bulmam lazım. A artı s de bu daire dilimi burada açıyı bulmam lazım. Dikkat ederseniz A merkezinin yarıçapıyla B merkezinin yarı çapı aynı değil mi? Yarı aynı olan şekillerde biz yarı çap çizedik. Al bir yarı çap çizelim. Evet e hocam burası 2 kök 6. E hocam burası da 2 kök 6. E hocam bunun yarıçapı da 2 kök 6. Aa ne çıktı burada? Bir şey çıktı. 60'lık dilim çıktı arkadaşlar. Yani eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 oldu. O zaman ben A artı S1 yazabilirim. A artı S1 dediğimiz 60'lık dilim ya. O da pi yarı çapımız ne bu sefer? 2 kök 6. 2 kök altının karesi 60 bölü 360'a eşit. Şunlar sadeleşse 6 olur. E, bu 2 kök altının karesi 24 ile 6 sadeleşince de 4. Burası da 4 pi mi yaptı? Evet. A artı S1'den A artı S2'yi çıkartınca S1 eksi X2 buldum. A'lar gitti. 4 pi eksi 3 pi de ne yaptı arkadaşlar? Pi'yi yaptı. Çünkü bu 4 pi'den bunu çıkartacağım arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edremit çıktı. Güzel bir soru. Zor bir soru değil arkadaşlar. Şekildeki o merkezi yarım çemberin içine ABCD yamuğu çizilmiştir. Madem bu yamuk karşılıklı kenarlar paralel midir? Evet. Aa hocam bunlar paralelse bu yaylar birbirine eşittir diyebiliriz. Ya da o yayların eşitliği şöyle de gösterilir zaten. Burası alfa alfa dersek Z'den dolayı burası da alfa mıdır? Evet. E, hocam alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Bak ölçüler eşit oldu zaten. Hocam ölçüler eşitse yaylar ölçüler eşitse şunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Hocam burada çapı gören çevre açı var. 90 derece burası. Diyebilir miyiz arkadaşlar? Deriz. E şimdi ne yapacağız? Aa hocam burada bir ikiz kenar yamuk çıktı. İkiz kenar yamuk oldu bu. 2 alfa ise burası da 2 alfa mıdır? Aynen öyle. E hocam 3 alfa da 90'a mı eşit? 3 alfa eşittir. 90 olduğundan alfayı 30 derece bulduk. Hemen yaz. Hocam burası o zaman 60. Burası o zaman 30. E burası 2 kök 6. Dikkat et burası 4 kök 6. 90'ın karşısı 4 kök 6 iken 30'un karşısı nedir arkadaşlar? 2 kök 6'dır. Hatta burası da 2 kök 6'dır. Hatta alfa alfa olduğundan bu da ikizkenar kenar. Burası da 2 kök 6 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi ben taralı alanı nasıl bulacağım? Yarım daireden neyi çıkartacağım? Yarım daireden şöyle yazayım isterseniz. Yarımdan yamuğu çıkartacağım. Hadi bakalım yamuğun alanı. Arkadaşlar şöyle bir yamuk bulduk. Yamuğun bütün kenarları belli. 2 kök 6 burası, 2 kök 6 burası, 2 kök 6 burası. Burası da 4 kök 6. Hocam e buradaki açı da 60 derece. Hatta burası da 60 derece. Bir dik çizecek olursak 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı kök 6. 60'ı karşısı da kök 6'nın kök 3 katı. Kök 18 yani nedir? 3 kök 2 midir? Evet. Şimdi bütün bilgiler var. Hadi bakalım. Yarın dairenin alanı pi 2 kök 6'nın karesi bölü 2'dir. Eksi. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban 6 kök 6 çarp yükseklik 3 kök 2 bölü 2 yapacaktır. Hocam bu 12 yani 2 kök altının karesi nedir? 24. 24 ile 2 sadeleşince 12 pi yaptı. 12 pi eksi şunla e, şununla şu sadeleşsin. 3 yapsın. 3 kere 3 9. 9 kök 12 yaptı. Kök 12 de 2 kök 3 değil mi? Evet 2 kök 3 olduğundan dolayı bu da 18 kök 3 mü yaptı? 12 pi eksi 18 kök 3 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevap Akçay. Yukarıdaki verilere göre taralı alan nedir? Bu bir yamuk olarak verilmiş arkadaşlar. Valla arkadaşlar şimdi burada yamuk olarak verilmiş de ben bu kenarları bulabilirim. Nasıl? Şöyle hocam çapa dik çizilmişse o, o çapa dik çizildiği için şöyle dik çizip hamle yapabilirim. Hani e, yarım çemberde çapa dik çizilmişse e, bu e, çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturduğunu demiştim ya. E buradan bunu bulurum. Sonra bunu da bulurum aslında. Bunları da bulduktan sonra aynen burada da böyle çapı gören çevre açı 90 derece yapabilirim. Bunları bulduktan sonra da dik yamuktan dolayı şöyle hamle yapabilirim. Ama bu hamleyi yapsan ne işine yarayacak ki? Değil mi? Çünkü ben bu alanı bulmak için bir hamle yapacağım. Ben bu uzunluğu bulmak istemiyorum ya. Bu uzunluğu bulsam o dediğim hamleleri yaparım. E ben bu uzunluğu bulmak istiyorsam daha doğrusu bu dilimin alanını bulmak istiyorsam ne yapmam lazım? Bir daire parçasının alanı varsa daire dilimi oluşturmak zorundayım. Çemberin merkezi burası olsun. Burayı topladığımız zaman kaç yaptı? 20 yaptı. Yarı çapımız kaç arkadaşlar? 10. Hocam bunun yarıçapı 10sa buraya 8 kaldı. Bunun yarıçapı 10sa buraya 6 kaldı. Daire dilimi oluşturmak zorundayım dedim. Al sana daire dilimi. Oluşturdum, oluşturdum. Hocam daire dilimini oluşturunca yarıçap 11 mi? Evet. Buradaki yarıçap da 11'im mi? Evet. Hocam açı lazım bana. E, o zaman açıları da dalacağız. Hocam bak 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Bak. 6 10 ne üçgeni? 8 10 üçgeni. Aa hocam şu üçgenle bu üçgen açılara da dalmam gerekiyor ya. Bak 6, 8, 10 üçgeni bu da 6, 8, 10 üçgeni. Bütün kenarlar aynı olan üçgenler. Yani bunlar eş üçgenler mi? Evet. Açıya da alacağız. E, 6'yı gören alfa ise 6'yı gören burada da alfadır. ve buraya beta dersem 8'i gören beta ise 8'i gören beta. Ve alfa artı betanın ne olduğunu biliyorum. 90. Hocam alfa artı beta 90'sa burası 90 derece oldu. O zaman olay bitti. Bu çeyrek daire diliminden üçgenin alanı çıkartırsam olay bitti arkadaşlar. Çeyrekten yani 90'lık dilim bakın 90'lık dilim dediğim çeyrek. Çeyrekten neyi çıkartacağım? Üçgeni çıkartacağım. Çeyreğin alanı yarı çapı 10 değil mi? Pi r kare bölü 4 eksi. Üçgenin alanı da 10 çarpı 10 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Evet. 100 bölü 4'ten 25 pi burası. Eksi 100 bölü 2'den 50. Cevabımız 25 pi eksi 50 çıktı. Zor bir soru mu? Hiçbir şekilde çok kolay sorulardan biri aslında arkadaşlar. Ama dediğim gibi verilen neyi bulmak istediğinizi böyle kafanızda yorumladığınız zaman bu tür soruları daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Daire parçası soruluyorsa daire dilimi oluşturmak zorundasınız arkadaşlar. Tamam. Cevap balıkesir. Müzik <laughs>